Öbür hastanede de çok yaşadım. Geri geldi, yemin ediyorum eller birlikte hemşireyi camdan aşağı atacaktım. O olacağını yaşadım. Yani açıkçası benim sadece. Çünkü rahmetli benim annemde bayağı sorunlar yaşadım. Yani dediğim gibi memnun edilmesi zor bir insanım. Çünkü haksızlığa tahammül ediyorum. Ama dediğim gibi sen Doktor Rasim Güler ve Ümit Bey'e burada ve sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten dört dörtlük çalışıyorlar. Sadece bir sorun istedim. Son iki soru sorarak şeyi devam etmek istiyorum. Daha önce bahsettiniz, reklamdan bahsettiniz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu bir dernektir. İsmail Hocam'la birlikte bu dernek 2004 senesinde kuruldu. O zamandan beri yönetim kurulunda birlikte çalışıyoruz. Ve bu dernek yani gelir amaçlı herhangi bir faaliyet yapmıyor. Sadece yaptığımız şeyleri insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Örneğin bu toplantıyla alakalı yapılan şeyleri size söyleyeyim. Gazetede ön ilanı bunun çıktı. Günlük bir gazetede haber olarak çıktı. İsmini vermek istemiyorum. Türkçe bir gazete reklam olmasın diye. 3000 adet el ilanı Nürnberg, Kürt'te ve çevresinde dağıtıldı. Mutlaka bizim her muayenehaneye ya da her dükkana gidip onu dağıtma şansımız yok. Ulaşılabildiği kadar ulaşılıyor. Bir de çok dev bütçeli bir şirket gibi düşünmeyin bizi. Biz bu işi zamanımızdan ayırarak, pazar günümüzü burada geçirerek yapıyoruz. Yaklaşık 80-150-200 kişi arasında insanlar gibi dönemleri değişiyor. Yapılabilecek tek şey, bizim bir internet web sitemiz var. Orayı düzenli olarak takip edersiniz, ortak bilgileri alabilirsiniz. Ya da çok istiyorsanız, e-mail adresinizi bırakırsanız size düzenli olarak bilgi verilebilir. Ama yeterince tanıtım yapılmadığı konusunda ben çok fazla katılmayacağım. Çünkü 3000 ya da 30.000 tane ilan dağıtılabilir tabii ki. Bu da şeydir, lojistik bir şeydir. Hocam, siz ne dersiniz bu konuda ama? Ben önce size o övgü dolu sözlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onda haklısınız, biraz vatandaşlarımızla ulaşmakta zorlanıyoruz. Ama Sedat'ın biraz önce dediği gibi biz bir profesyonel organizasyon değiliz. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle muayenelerimizde bu e-ilanı dağıtıyoruz. Aynı şekilde süpermarketlere gönderiyoruz. Basını rica ediyoruz. Buna rağmen tabii güçlüğümüz var. O eleştirinize haklısınız. Onu düzeltmeye çalışacağız. Yönetim kurulu tekrar bu konuyu görüşürüz. Bir de olayın diğer yönü sanki biz birilerinden bir şey istiyormuşuz gibi buraya gelmelerinde. Yani o kadar istekliyiz ki biz doktorlar olarak. Ama aynı ilgiyi maalesef halkımızdan göremiyoruz. Bir de o düşünün. Ürün değil, eğlence değil. Her millet. Estağfurullah. Yok, onun için değil ama yani orada bir güçlüğümüz var. Onu tekrar değerlendireceğiz. Tekrar değerlendirelim yani bu şeyi, konuşalım. Nasıl daha iyi yapabiliriz şeklinde. Fakat bugünkü en az gelen dinleyici sayısıydı. Şimdiye kadar burası hep oluyordu. Onu da söyleyeyim. Yani ilgi yine de büyük diye düşünüyorum ben. Demek ki doğru yoldayız. Doğru bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben bir iki kelime daha konuşacağım. Önce sevgili iki meslektaşıma bir sır vereyim ben. Bizim bir hocamız var. Bu tanı yöntemlerinin bu kadar mükemmelleşmediği dönemlerde ben 70-76 yılı arasında öğrenciydim. Orada bizim bir cerrahi kürsü direktörümüz vardı. Profesör Sermet Akgün. Daha sonra o rektör oldu. Tabii emekli. Onun apandisinin Türkçesi de biliyorsunuz kör bağırsak. Kör bağırsak iltihabı. Apandisit hastalarını tanısını şöyle koyuyordu o. Gündüz gelen hastaya diyordu, soruyorum. Kahvaltı yaptınız mı diye soruyorum diyordu. İşte yani, kahvaltı yapmadım dersen %100 apandisit diyordu. Yok işte iştahım yok ama yedim bir şeyler. Kesinlikle apandisit değildir diyor. Ve ben bunu cerrahi stajında da gözlemledim. Gerçekten tabii gündüz gelen hasta için konuşuyor. O kahvaltı edenlerde hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Kendimin yaptığı bir gözlemdir. Profesör Sermet Akgün'ün böyle bir şeyi vardı. Dediğim gibi tanı yöntemlerinin bu kadar mükemmelleştirdiği bir dönemden bahsediyorum ben.
Bir de aklımda kalan bir olay. 79'da Altdorf. Altdorf'tan şeye taşınıyoruz. Ben Altdorf'ta başladım ihtisasa, Profesör Wagner'ın yanında. Daha sonra Rumuzkaya taşındık. O sırada BT dediğimiz bilgisayarda tomogram veya CT daha yeni çıkmıştı. Sedat'ın şimdiki bulunduğu röntgen enstitüsünü kuran ilk Doktor Simon. O Simon Nürnberg'de bir tane radyolog vardı o zaman. Yenilikleri de takip eden, şey yapan. Biz uzaktan duyuyoruz. Sene 1979-80. CD var. Orada banş halbe dediğimiz bel disklerinin fıtığı görülüyor. Yani banş halbe forfer. Bunu Almanca olarak da söyleyeyim. Daha iyi belki düşünebilirsiniz. Bir hasta bunu yaptırmış. O zaman daha kran kaset ödemiyor, ödüyor. Öyle bir şey. O zamanki aletleri de düşün. Yani tam net de değil. Öyle bir şey. Profesör Wagner, şimdi kaderi 7 sene oldu. Benim ustam, benim hocam. Ortopedi öğrendiğim insan, dünya çapında birisiydi. Dedi ki şu şeyi getirin bakalım dedi. Komplotomografi denen şey. Baktı küçücük resimler. Böyle 30 tane falan doktor toplandık biz. Oku dedi. Doktor Simon bir şeyler yapmış oraya. İşte diyor şu üçüncü, dördüncü omurların arasında bel diskinde hafif bir bombeleşme var. Şudur budur. Şurada diyor forfal dediğimiz bel fıtığı var. L5-S1 arasında falan. Gözlüklerini taktı, çıkardı. Bir daha baktı, bir de döndü bize. Dedi ki bu dedi raporu dedi yazabilmek için dedi çok iyi dedi bir filozof çok iyi bir hayat resmi olmak lazım dedi. Yani burada bir şey göremiyor dedi. O burada bir şey görünmüyor dedi diyen şey şimdi bizim elimiz ayağımız. Onsuz artık hiçbir şey düşünemiyoruz. Bir de arkasından MR çıktı. O manyetik rezonanslı görüntüleme. Ki onun için bir fonksiyonları da çıktı herhalde. Sen bildirmişti Amerika'da öyle bir şeyler. Artık o da biraz rutine doğru kayıyor yavaş yavaş herhalde. Yani tıp akıl almaz, inanılmaz bir şeyle yürümeye devam ediyor. Bana 30 sene önce böyle bir MR'ın olabileceğini falan söyleselerdi, ben deli diye güler geçerdim. Ama bugün o görüntüleme yöntemleri öyle bir boyuta geldi ki artık çoğu şeyi görmek için mutlaka başka muayene topluluğuna girmeye gerek yok. Yani oraya giriyorsunuz ve yanılmıyorsam en büyük